Osmaniye kömbesi nasıl yapılır? En kolay tarifi bende. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum arkadaşlar. Önce uygun bir kaba 10 bardak unumuzu koyalım. Un ilavesinden sonra tepeleme 3 su bardağı toz şekerimizi ilave edeceğiz. Arkasından tarçın koyacağız, toz tarçın. Biraz vanilya serpeceğiz, bir paket kadar. Arkasından bir pakette kabartma tozunu koyalım. Sonra aynı kabın içerisinde kuru maddeleri birbirine karışması noktasında iyice karıştıralım arkadaşlar. İyice karıştıralım. Hepsi birbirine girsin. O orada dururken mayamızı ılık suyla eritelim. Fermantasyonu daha hızlı, daha kolay, daha güzel olması noktasında mayamızı ılık suyla, çaydanlıkta suyu ısıttık. Ilık suyla çözdürelim. Karıştırdığımız bu kuru maddelerin üzerine bir su bardağı zeytinyağını döküyoruz. Arkasından 1,5 su bardağı ılık sütümüzü koyduk. Sonra gördüğünüz gibi yarım su bardağı ayçiçek yağını da ilave ettik. Evet, bunu güzel bir şekilde karıştıralım. Ha, yoğurdu unutmuştuk. Evet, bir çay bardağı da yoğurdu boşaltalım. İç malzemeleri hazırladık. Şimdi iyice yoğuracağız. Pardon. Bir de tahin varmış. Tahini de koyduk. Tahin olaya çok güzel bir lezzet katıyor arkadaşlar. Hem faydalı bir ürün tahin, vitamin deposu, hem de kömbemize lezzet katacağını sizlere hatırlatayım. Evet, güzelce yoğuracağız. İyice yoğuracağız. Sıcak suyla erittiğimiz mayamızı da hamurumuza boşaltalım. Evet, yoğurmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı hızlandırdım canınız sıkılmasın diye. Evet. Son olarak da erittiğimiz 250 gram margarinin içine attık. Evet, bu son karışımımız. Yoğurmaya devam. İyice yoğurduk karışımımızı, hamurumuzu yaptık. Şöyle güzelce iyice böyle yerleştirelim hamur kabına. Şimdi bundan sonraki aşamamız şu olacak arkadaşlar. İyice yerleştirdikten sonra ağzını örteceğim. Sonra üzerini bir bez kapatıp 2 saat, en az 2 saat bekleteceğim. Hamurun maylanması gerek arkadaşlar. Güzel bir Osmaniye kümbesi olması için. Evet, bekliyoruz. Evet, 2 saatin sonunda hamurumuzu çıkarttık. Şekillendiriyoruz. Bir yumurta kadar, bir limon kadar. Kafanıza göre bu büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Tabii çok büyük olmamak kaydıyla içi iyi pişsin noktasında biraz limon kadar olursa en büyük, o kadar yeterli olacak arkadaşlar. Bu kömelerimizin hamurunu susama batırdıktan sonra tepsiye diziyoruz ve önceden ısıttığımız fırını 200 derecede pişireceğiz.
Evet değerli arkadaşlar, kömelerimiz pişti. Harika görünüyor. Göründüğü kadar da nefis, lezzetli, taze. En pratik, en lezzetli, en taze Osmaniye kömesini benim tarifimle uygulayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Evet, hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.